Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 5. sınıflar için 1. dönem 1. İngilizce yazısında çıkabilecek soru örneklerini hep birlikte çözeceğiz. Eğer sınavınıza daha iyi hazırlanmak istiyorsanız, testler, denemeler, alıştırmalar çözüp ezberlemekte zorlandığınız kelimeleri daha kolay ezberlemek için oyun oynamak istiyorsanız Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirebilirsiniz. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. Birinci ünite Hello, Merhaba demektir. Birinci ile ilgili karşınıza gelebilecek soru örnekleri şunlardır. Write the correct names under the pictures. Resimlerin altına doğru resimleri yazınız. Önce verilen kelimelere bakalım. Physical Education, beden eğitimi dersi, Science, fen bilimleri dersi, Social Studies, sosyal bilimler dersi, English, İngilizce dersi, Art, resim dersi, bu dersleri şimdi resimlerle eşleştirelim. Birinci resimde boya vardır. Bu resim dersidir. Doğru cevap art. İkinci resimde ise sporlar vardır. Bu physical education, beden eğitimi dersidir. Üçüncü resim science, fen bilimleri dersidir. Dördüncü resim ise English, İngilizce dersidir. Son resim ise Social Studies, Sosyal Bilgiler dersidir. Answer the questions. Soruları cevaplayın. Verilen sorulara uygun cevapları verelim. Birinci soru. What's your name? Senin adın ne? Eğer birisi bize ismimizi soruyorsa, my name is diye başlar adımızı söyleriz. İkinci soru. How are you? Nasılsın demektir. How are you sorusuna cevap olarak, I am fine. Thanks diyebiliriz. İyiyim, teşekkür ederim. Where are you from? Sen nerelisin? Bu soruya cevap olarak I am from Turkey. Ben Türkiye'denim diyebiliriz. Soruda from varsa cevapta da from olmalıdır. Dördüncü soru. What's your favorite lesson, class? Senin favori dersin nedir? Lesson ve class ders demektir. Eğer kendi sevdiğimiz dersten bahsedeceksek. My favorite class is music. Benim favori dersim müziktir diyebiliriz. Siz müziği değiştirerek herhangi bir ders ismi yazabilirsiniz. Son soruya bakalım. How old are you? Sen kaç yaşındasın demektir? Bu soruya cevap verirken yaşımızdan bahsetmeliyiz. Örneğin, I am 10 years old. Ben 10 yaşındayım. Ya da sadece I am 10 de diyebiliriz. Siz buradaki onu değiştirip istediğiniz sayı yazabilirsiniz. Fill in the blanks with like, likes, don't like, doesn't like or hate. Verilen boşlukları bu ifadelerle doldurunuz. Like sevmek anlamına gelir. Likes yine sevmek anlamına gelir ama bu sefer kız, erkek, cansız ve hayvan özelleriyle yani he, she ve it özelleriyle kullanılır. Don't like sevmemek anlamına gelir. Doesn't like yine sevmemek anlamına gelir ve he, she, it özelleriyle kullanılır. Hate ise nefret etmek anlamına gelir. Bu kurallara göre aşağıdaki boşlukları dolduralım. Bu boşlukları doldururken yani yan taraftaki emojilere de dikkat etmemiz gerekiyor. Birinci soru, İngilizce ile ilgili bir şey soruyor. Emoji ise parmağını yukarıya kaldırmış yani sevdiğini söylüyor. Ay özlesinden sonra sevdiğimizi söylemek için like ifadesini kullanırız. İkinci soru, aşağı doğru bir el işareti var sevmediği anlamına gelir. Benim babam çay içmeyi sevmiyor. Eğer sevmeyecekse erkek öznesi olduğu için doesn't like kullanmalıyız. Üçüncü soru. Dilan yüzmeyi seviyor çünkü parmak işareti yukarıda. Dilan kız ismi olduğu için kızlar da sever derken likes kullanırız. Dördüncü soru. Kırmızı bir yüz ifadesi var. Bu nefret etti anlamına gelir. Onlar golf oynamaktan nefret ediyorlar. Buraya hate yazmalıyız. Beşinci soru. Aşağı doğru el işareti var. Nazan çizgi film izlemeyi sevmiyor. Nazan kız özesidir. Sevmediği için kızlarda doesn't like kullanmalıyız. Altıncı soru. Kırmızı yüz ifadesi var. Bu nefret ediyor anlamına gelir. Biz zıplamaktan nefret ederiz. Burada hate kullanmamız gerekir. Yedinci soru. Aşağı doğru el işareti var. Bu sevmediği anlamına gelir. O ağaca tırmanmayı sevmez. She özesinden sonra sevmiyor derken doesn't like kullanmalıyız. Sekizinci soru. Yukarı doğru el işareti var yani seviyor. Asya bisiklet sürmeyi seviyor. Kızlar da seviyor derken likes kullanmalıyız. Dokuzuncu soru. Yukarı doğru el işareti var. Sen uyumayı seviyorsun. Sen uyumayı seversin. You'dan sonra like kullanmalıyız. Onuncu soru kırmızı bir yüz ifadesi var. Bu nefret ettiği anlamına gelir. Benim erkek kardeşim okula gitmekten nefret ediyor. Erkek olduğu için he, she ve it özellerinde hate kelimesinin sonuna s takısı eklemeli hates olarak kullanmalıyız. Match the countries and nationalities. Ülkeleri ve milletleri eşleştiriniz. Country, ülke, nationality, millet demektir. Birinci ülke Turkey, Türkiye'dir. Burada yaşayan insanlara Turkish denir. İkinci ülke Spain, İspanya'dır. Burada yaşayanlara Spanish, İspanyol denir. Üçüncü ülke France, Fransa'dır. Burada yaşayanlara French, Fransız denir. Dördüncü ülke Germany, Almanya'dır. Burada yaşayanlara German, Alman denir. Beşinci ülke Italy, İtalya'dır. İtalya'da yaşayanlara Italian denir. Altıncı ülke England, İngiltere'dir. Burada yaşayanlara English, İngiliz denir. Ve son ülke Japan, Japonya'dır. Burada yaşayanlara Japon denir. Read the paragraph and answer the questions. Verilen paragrafı okuyup soruları cevaplandırın. Paragrafı okuyalım. Hello, my name is Alfred. Merhaba, benim adım Alfred. I am 8 years old. Ben 8 yaşındayım. I am from England. Ben İngiltere'denim. I speak English and French. Ben İngilizce ve Fransızca konuşurum. My favorite lesson are English, art and music. Benim sevdiğim dersler İngilizce, resim ve müziktir. I love singing a song. Ben şarkı söylemeyi severim. But I hate watching TV. Ama ben televizyon izlemekten nefret ederim. Paragrafı okuduk. Şimdi soruları cevaplayalım. Name, İsim demektir. Okuduğumuz paragraftaki kişinin adı Alfred'tir. Age yaş demektir. Alfred'in yaşı 8'dir. Bu yüzden buraya 8 yazmalıyız. Country ülke demektir. Alfred İngiltere'lidir. Bu yüzden buraya England demeliyiz. Nationality millet demektir. İngiltere'de yaşayanlara English İngiliz denir. Language dil demektir. Alfred iki tane dil konuşuyordu. I speak English and French. İngilizce ve Fransızca konuşuyorum. Buraya yazacağımız şey English and French. Favorite lessons. En sevdiği favori dersleri. Yukarıdaki paragrafta en sevdiğim dersler English, Art ve Müzik diyor. İngilizce resim ve müzik dersidir. Likes. Yapmaktan hoşlandığı şey ise şarkı söylemektir. I love singing a song. Buraya yazacağımız şey singing a song, şarkı söylemek. Dislikes, sevmediği şey ise televizyon izlemektir. Buraya watching TV yazacağız. Siz de bu şekilde paragrafı yavaşça okuyarak soruları teker teker cevaplayabilirsiniz. Bir sonraki soruya geçelim. Match the questions with the answers. Verilen soruları cevaplarıyla eşleştiriniz. Birinci soru. Where are you from? Sen nerelisin? Cevap olarak bir ülke söylemeliyiz. Bu yüzden doğru cevap I am from Japan. Ben Japonya'danım. Soru da from varsa cevapta da from kullanırız. İkinci soru. What's your name? Senin adın ne? Cevap olarak bir isim söylenmeli. Doğru cevap my name is Zeynep. Benim adım Zeynep. Üçüncü soru. What's your nationality? Senin milletin nedir? Milletin söylendiği cevap ise I am Turkish. Ben Türk'üm. Dördüncü soru. How old are you? Senin yaşın kaçtır? Burada bir sayıyla yaşını bildirmelidir. Doğru cevap. I am 11 years old. Ben 11 yaşındayım. What's your favorite class? Senin en sevdiğin ders nedir? I like science and English. Ben fen bilimlerini ve İngilizceyi severim. İkinci ünite. My town. Benim kasabam demektir. Bu niseyle ilgili karşınıza gelebilecek soru örnekleri şunlardır. Fill in the blanks. Boşlukları doldurun. Önce verilen kelimelere bakalım. On, üstünde. In, içinde. Behind, arkasında. Next to, bitişiğinde. Between, arasında. In front of, önünde. Şimdi bunları uygun boşluklara yerleştirelim. Birinci resme bakalım. Köpek kutunun içindedir. Bu yüzden burada in kullanmalıyız. İkinci resimde ise köpek kutunun üstündedir. Burada on kullanmalıyız. Üçüncü resimde ise köpek kutunun bitişiğindedir. Burada next to kullanmalıyız. Dördüncü resimde ise bu sefer köpek kutunun arkasındadır. Behind kullanmalıyız. Beşinci resimde köpek iki tane kutunun arasındadır. Arasında derken between kullanmalıyız. Altıncı soru ise köpek kutunun önündedir. Önünde demek in front of. Bir sonraki soruya geçelim. Fill in the blanks. Boşlukları doldurun. Kelimelere bakalım. Opposite, karşısında, between, arasında, behind, arkasında, next to, bitişiğinde, in front of, önünde demektir. Verilen haritaya bakarak boşlukları dolduralım. Birinci soru: The bus stop otobüs durağı okulun neresindeymiş bakalım. Okulun arkasındadır. Bu yüzden burada behind kullanmalıyız. İkinci soru: The toy shop oyuncak dükkanı restoran ve sinemanın neresindeymiş haritadan bulalım. Toy shop'u bulduk. Sinema ve restoranın arasındadır. O yüzden burada between kullanmalıyız. Üçüncü soru: The pharmacy eczane kütüphanenin neresindeymiş haritaya bakalım. Farmasi, eczaneyi bulduk. Kütüphanenin bitişiindedir Burada next to kullanmalıyız. Dördüncü soru, the police station. Polis merkezi bankanın neresindeymiş bakalım. Polis merkezini bulduk. Bankanın karşısındadır. Yolun karşısında kaldığı için burada opposite kullanmalıyız. Beşinci soru, the supermarket. Süpermarket kütüphanenin şurasındadır. Bakalım süpermarketi bulalım kütüphanenin önündedir. Bu yüzden burada in front of kullanmalıyız. <laughs> Match the words with the pictures. Verilen kelimeleri resimlerle eşleştiriniz. Kelimelere bakalım. Barbers, berber, police station, polis merkezi, playground, oyun parkı, mosque, cami, hospital, hastane, butcher, kasap, swimming pool, yüzme havuzu, Bakery, fırın. Bunları şimdi doğru isimlerle eşleştirelim. Birinci resimde fırın bulunmaktadır. Buraya bakery yazmalıyız. İkinci resimde hastane vardır. Hospital. Üçüncü resimde yüzme havuzu vardır. Swimming pool. Dördüncü resimde polis karakolu vardır. Police station. Şimdi aşağıdaki resimlere bakalım. Beşinci resimde oyun parkı vardır. Playground. Berber, berbers demektir. Cami, mask demektir. Ve sonuncusu kasap, butcher'dır. Bir sonraki soruya bakalım. Match the directions with the correct picture. Verilen yönleri doğru resimlerle eşleştirin. Önce yönlere bakalım. Turn right, sağa dön. Cross the street, caddenin karşısına geç. Turn left, sola dön. Go straight ahead, dümdüz git. Bunları şimdi resimlerle eşleştirelim. Birinci resimde dümdüz gidiyor. diyor. Buraya yazmamız gereken go straight ahead. İkinci resimde ise sol tarafa dönüyor. Turn left. Üçüncü resimde sağ tarafa dönüyor. Turn right. Ve son resimde caddenin karşısına geçiyor. Cross the street. Find the places. Verilen yeri bulunuz. Haritaya bakarak tarif edilen yerin neresi olduğunu bulmaya çalışacağız. Birinci soruya bakalım. Excuse me, affedersin. Ben şuraya nasıl gidebilirim? Sorduğu yer neresiymiş bakalım. Haritadaki başlangıç noktamız kırmızı yuvarlak olarak verilmiştir. Oradan başlayacağız verilen yeri bulmaya. Go straight ahead, dümdüz git diyor. Turn left into Daisy Street. Daisy Street caddesinden sola dön. Sola döndük. It is on your right. O senin sağında. Opposite the Cafe. Kafenin karşısında. Sağda ve kafenin karşısında bulunan yer school, okuldur. Birinci boşta school yazmalıyız. İkinci soruyu çözelim. A'daki kişi B'ye yine bir yer ismi soruyor. Affedersin, yakınlarda şu var mı? B'deki kişi evet deyip o yeri tarif etmeye başlıyor. Biz de bu tarifi okuyarak yavaş yavaş harita üzerinden ilerleyip neresi olduğunu bulalım. Go straight ahead, dümdüz git. Turn left into Daisy Street. Daisy Street caddesinden sola dön. Sola döndük. It is on your left. O senin solunda. Between cafe and bus stop. O kafenin ve otobüs durağının arasında. Bahsettiği yer bank. Bankadır. Üçüncü soru. A'daki kişi yine bir yer soruyor. Affedersin. Şuranın yolunu anlatır mısın? B'deki ise anlatıyor. Verilen tarifi okuyalım. Go straight ahead. Dümdüz git. Take the second right. İkinci sağdan dön. Sağ taraftan dönelim. İkinci sağ dediği için ikinci yolu seçiyoruz. It is opposite the park. O parkın karşısında. At the corner on the right. Köşede sağda. Bahsettiği yer bakery. Fırındır. Match the sentences with the pictures. Verilen cümleleri resimlerle eşleştiriniz. Önce cümlelere bakalım. 1. We are in the cafe. Biz kafedeyiz. 2. They are in the toy shop. Onlar oyuncak dükkanında. 3. You are in the park. Sen parktasın. 4. He is in the library. O kütüphanede. 5. She is in the classroom. O sınıfta. 6. I am at the cinema. Ben sinemadayım. Şimdi bunları resimlerle şiştirelim. Birinci resimde banka bulunmakta. Bankanın içinde olduğu cümle ise üçüncü cümledir. İkinci resimde ise oyuncak bulunmakta. Oyuncak dükkanının içinde olduğu cümle ise ikinci cümledir. Üçüncü resimde kütüphane var. Kütüphanenin olduğu cümle dörttür. Dördüncü resimde kafe var. Buraya gelecek olan cümle birdir. Beşinci resimde ise sinema var. Buraya gelecek olan ise altıdır. Ve sonresinde sınıf bulunmakta. İçinde sınıfın olduğu cümle 5'tir. Write the correct names under the pictures. Doğru isimleri resimlerin altına yazın. Önce kelimelere bakalım. Park, park, library, kütüphane, theater, tiyatro, stationery, kırtasiye, playground, oyun parkı, bakery, fırın, pharmacy, eczane, town, kasaba, police station polis karakolu, museum, müze. Şimdi bunları resimlerle eşleştirelim. Birinci resimde kasaba bulunmaktadır. Doğru cevap town. İkinci resimde bir polis vardır. Doğru cevap police station. Üçüncü resimde fırın vardır. Doğru cevap bakery. Dördüncü resimdeki kişi parktadır. Doğru cevap park. Beşinci resimdeki kişi kütüphanededir. Doğru cevap library. Şimdi aşağıdaki resimlere bakalım. Altıncı resim ise theater, tiyatrodur. Yedinci resim stationary, kırtasiyedir. Oyun parkı playground demektir. Müze ise museum demektir. Son resimde ise eczane vardır. Eczane pharmacy demektir. Find the places. Yeri bul. Harita sorusu ile ilgili bir örnek daha çözelim. Ayşe Selin'e bir yeri soruyor. Selin ise ona tarif ediyor. Selin'in cevabını yavaş yavaş okuyarak haritadan ilerleyelim ve böylece o yer neresiymiş birlikte bulalım. Ayşe soruyor. Yakınlarda şu var mı? Selin ise cevap olarak aa evet var diyor ve tarif etmeye başlıyor. Take the first right. Birinci sağdan dön and go straight ahead. Dümdüz git. Go past the bookshop. Kitap dükkanını geç. Dediklerini yapalım. Dümdüz gidiyoruz. Sağa dönüp kitap dükkanını geçiyoruz. It is on your right. O senin sağında. Opposite the bus stop. Otobüs durağının karşısında. Otobüs durağını bulalım. Onun karşısındaki yer ise restaurant. Restoranttır. Buraya restoran yazarız. İkinci soru. Mehmet Ahmet'e bir yer soruyor. Ben şuraya nasıl gidebilirim? Ahmet cevap veriyor. Go straight ahead. Dümdüz git. İşaretlenen yerden dümdüz ilerleyelim. Take the second right. İkinci sağdan dön. İkinci sağdan döndük. Go past the supermarket. Süpermarketi geçtik. It is on your left. O senin solunda. Near the theater. Tiyatronun yanında. Solda, tiyatronun yanında olan yer sinemadır. Buraya sinema yazarız. Test time. Test zamanı. Öğrendiklerimizi test edelim.